şu an içerisinde bulunduğunuz mekana bir göz atmanızı istiyorum. Daha sonrasında bu mekanın nasıl inşa edildiğini ve inşa edilirken yaşanılan problemleri düşünmenizi istiyorum. Ben size aktarayım. Öncelikle o yapının inşa edilmesi için çok fazla zaman harcandı. Çok fazla malzeme kullanıldı ve bu malzemelerin birçoğu da çeşitli nedenlerden dolayı israf oldu. Bunların haricinde fazlaca emek ve iş gücü ortaya koymamız gerekti. Yani inşaat sahasında çok fazla personel çalıştırmamız gerekti. Peki yakın gelecekte gelişen dünyada inşaat sektöründe biraz önce saydığımız problemleri ortadan kaldırmamız gerekmiyor mu? Bence evet. Tamam, biraz düşünce yapımızı değiştirelim. Peki binalarımızı, evlerimizi 3 boyutlu yazıcılarla bassaydık neler değişirdi? Birazdan konuşacağız. Bu videoda sizlerle birlikte 3 boyutlu yazıcılardan ve 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle inşa edilmiş evlerden söz ediyor olacağız. Ben Volkan Özal, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. O zaman hadi gelin bu ilginç videoyla birlikte sohbet etmeye başlayalım. Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü'nün 2020 tarihli bir raporunda 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık %68'inin kentlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Ki bu da 6.6 milyarlık insana ya da bir başka deyişle bugünden 2.2 milyarlık bir nüfus artışına denk geliyor. Yani bu rapor aslında bizlere ne söylüyor? Bugün ile 2050 yılındaki nüfus artışının neredeyse tamamının kentlerde, yani şehirlerde meydana geleceğini apaçık ortaya koyuyor. Yani yakın gelecekte şehirlerimiz daha fazla kalabalık olacak. Bundan kaçış yok. Tabi bu kalabalıklaşma, nüfus artışı da şehirlerimizde çeşitli problemleri ortaya çıkaracak ve bu problemlere çözüm getirebilmek için bizim daha fazla araştırma yapmamız kesinlikle gerekiyor. Şehirlerimiz büyümeye ve genişlemeye devam ettikçe artan nüfus yoğunluğunu karşılayabilmemiz için evlerimizi, yuvalarımızı, binalarımızı daha hızlı, daha ucuz ve daha çok sayıda inşa etmemiz gerekecek. Tabii günümüzdeki inşaat sektöründe kullanılan yöntemler ve teknolojiler biraz önce saydığımız hedefleri gerçekleştirebilmek için gelecekte yetersiz kalacak gibi duruyor. Tamam, o zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte tam olarak burada karşımıza 3 boyutlu baskı teknolojisi çıkıyor. Peki bu teknoloji nedir? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Daha sonrasında konumuzun detaylarına tekrardan dönelim. Aslında bu teknolojiye birçoğunuz yabancı değilsinizdir. En azından kulak dolgunluğu olarak bir yerlerde kesinlikle duymuşsunuzdur. 3 boyutlu baskı teknolojisi ya da eklemeli imalat, katmanlı imalat gibi değişik isimlerle de karşınıza çıkabilir. Dijital ortamlarda, yani bilgisayarlarda çeşitli programlarla tasarlanmış 3 boyutlu katı tasarımların katman katman olacak şekilde gerçek dünyada, yani somut olarak çeşitli cihazlarla üretilme işlemine verdiğimiz isimdir. Tabi burada çok değişik yöntemler vardır. Bu yöntemler farklı videoların konularıdır. Fakat tüm yöntemlerde mantık aynıdır. Bilgisayarda tasarladığınız bir verinin, bir CAD datanın daha sonrasında katman katman olacak şekilde değişen ham maddelerle gerçek dünyada somut hallerinin üretilme işlemidir. Binada üretsek, otomotive, yan sanayiye parça da üretsek buradaki mantık aynı şekilde çalışacaktır. Teknoloji 1980 yılından beri aslında var. Fakat 2000'li yılların başına kadar çok fazla erişilebilir değildi. Çünkü teknoloji hem çok pahalıydı, hem de bu teknolojiye hakim, teknolojiyi kullanabilen kişi sayısı oldukça azdı. Fakat günümüze geldiğimizde otomotiv, tıp, makine, imalat, uzay, ulaşım gibi birçok endüstride 3 boyutlu yazıcılarla faaliyetler sürdürülebiliyor. Ve yakın gelecekte bu faaliyet alanlarında giderek artacağı tahmin ediliyor. Hatta artık 3 boyutlu yazıcılar birçoğumuzun evine dahi girmiş durumda.
Yapılan araştırmalarda 2018 yılında katmanlı imalat endüstrisinin toplam pazar büyüklüğünün yaklaşık olarak 8 milyar dolar olduğu gözler önüne seriliyor. Bunun dışında 2026 yılına kadar yıllık %24 ila %26'lık bir artışla bu pazarın toplam büyüklüğünün 51 milyar dolarlık devasa bir rakama ulaşması tahmin ediliyor. Tabii inşaat sektörü de bu büyüme karşısında yavaş yavaş katmanlı imalat sektörüne daha fazla ilgi duymaya başlamış durumda. Tabii önceden bu katmanlı imalat, yani 3 boyutlu yazılarla sadece küçük ölçekli prototipler basılabiliyordu. Fakat teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlediği ve geliştiği için artık tam ölçekli yapılar dediğimiz evler ve köprüler de bu teknolojiyle birlikte inşa edilebilir hale yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki 3 boyutlu baskı teknolojisiyle evlerimizi, binalarımızı, yuvalarımızı inşa etmek bizlere ne gibi avantajlar kazandırabilir? Neden bu videoyu sizlere çekmek istedim? Daha hızlı teslimat, daha ucuz maliyet, yani evlerimizin daha ucuz bir şekilde satın alınabilir olmasını sağlamak, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı olmak, daha esnek tasarım bu avantajların en başında listelenebilir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada normal bir evle 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa edilmiş bir evin fiyatı kıyaslandığında normal evin 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa edilmiş bir evden %35 daha fazla pahalı olduğu tespit edildi. Yani katmanlı imalatla 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa ettiğimiz ev daha ucuz olacak şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden iki tanesi, katmanlı imalatla 3 boyutlu baskıyla ev inşa edebilmemiz için daha az malzemeye ve daha az personele ihtiyaç duymamız. Mesela şu an ekranda gördüğünüz 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa edilen evi ortaya çıkarabilmek için yalnızca 3 personele ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bu evi aynı ölçekli olacak şekilde günümüz inşaat yöntemleri ve teknolojisiyle inşa etseydik, burada 32 adet personeli çalıştırmamız gerekecekti. Yani personelden, işçilikten tasarruf ettiğimiz için bu da maliyetlere olumlu bir şekilde yansıyor ve biz son kullanıcıların, son tüketicilerin evlere daha ucuz bir fiyatla sahip olmasına olanak sağlanıyor. Bunu aynı şekilde malzemeler içinde yorumlayabilirsiniz. 3 boyutlu baskı teknolojisiyle ev inşa etmenin çevresel açıdan avantajlarını yorumlayacak olursak, biraz önce bahsettiğimiz gibi bu teknoloji bilgisayar destekli ve otomasyona sahip bir teknoloji. Dolayısıyla inşaat sahasında daha doğrulu, daha yüksek doğruluğa sahip binaları inşa etmemize olanak sağlıyor. Yani sahada daha az olacak şekilde hata yapabiliyoruz. Bu da artıkları, israfları ciddi ölçüde azaltmamızı sağlıyor. Bunun dışında 3 boyutlu yazıcı teknolojisinde ham madde olarak çamur gibi doğal malzemeler kullanırsak normal inşaat sektörüne göre daha çevre dostu binalar ortaya koyabiliyoruz. Bunun dışında karbon emisyonunu da ciddi şekilde aşağılara çekebiliyoruz. Videomuzun en başında bahsettiğimiz gibi 2050 yılına kadar dünya nüfusu ciddi bir şekilde artacak ve bu artışın neredeyse tamamı şehirlerde karşımıza çıkacak. Bu ne demek oluyor? İnsanların yaşam alanlarını daha hızlı bir şekilde inşa etmenin yolunu aramamız lazım. Mesela sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılına kadar 3,5 milyon yeni konutun inşa edilmesi gerekeceği öngörülerinde bulunuyor. Fakat bunu günümüz inşaat teknolojileriyle yapmak oldukça güçtür. Burada yeni yöntemler aramamız lazım. İşte 3 boyutlu baskı teknolojisiyle evlerimizi inşa ettiğimizde daha kısa sürelerde inşaatları tamamlayabiliyoruz. Buradaki kısa sürelerden kastımız 1 gün, 2 gün, 3 gün gibi ciddi süreler olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki insanların nüfus artışı ne kadar fazla olursa olsun konut ihtiyaçlarını 3 boyutlu baskı teknolojileriyle hızlı bir şekilde gelecekte sağlayabileceğiz. Eğer gerçekten bu teknoloji elverişli olursa ve gerçekten değerini bulursa.
Ancak şunu soruyor olabilirsiniz. Bu teknolojinin hiç mi dezavantajı yok? Tabii ki de dezavantajları vardır. Mesela bir, bu teknolojiyi kullanabilmek için elimizde bulunan personelleri eğitmemiz gerekecektir. Ya da dışarıdan bu konuda uzmanlaşmış, kendisini bu konuya vermiş personelleri bünyemize katmamız gerekecektir. Günümüzde inşaat sektöründe normal çalışanları, personelleri bile bünyemize katmak bu kadar zorken, bir de 3 boyutlu baskı teknolojisiyle uzmanlaşmış kişileri işe almak elbette zorluk olarak karşımıza çıkacaktır. 2. 3 boyutlu baskı ile bina inşa edebilmek için kullandığımız o cihazlar, büyük cihazlar oldukça ciddi maliyetlerle karşımıza çıkacaktır. Bunun dışında ilk yatırım maliyetleri ciddi şekilde yüksektir. Bu da inşaatla ilgili olan kişilerin aklındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesidir. Ben bir bu cihazı alacağım fakat işime yarayacak mı? 3 boyutlu baskı teknolojisiyle bizler hala kaba inşaatı yapıyoruz. Bunun dışında ince işçilikler için, yani içerideki dekorasyon, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, bunun haricinde izolasyon gibi unsurlarda hala geleneksel yöntemleri kullanmamız gerekecektir. 4. İnşaatla ilgili olan tüm kişilerin bu teknolojiye olan ön yargılarını kırmamız gerekiyor. Yani bu teknolojiyi bir tehdit olarak değil de teknolojiyi kendi bünyelerinde bir fayda olarak düşünmelerini sağlamamız gerekiyor. Burada saydığımız dezavantajlar da teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık avantajlara dönmeye başlamış durumda. Fakat her şey toz pembe değil. Dediğimiz gibi hala üzerinde düşünmemiz gereken, üzerinde yürümemiz gereken ciddi yollar olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Teknoloji giderek gelişiyor. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi birçok endüstride kendine yer bulmaya devam ediyor. Daha ucuz, daha güvenli, daha sağlam, daha hızlı bina elde etme vaadi inşaat sektöründeki ilgili kişileri bu teknolojiye yönlendiriyor. Belki de 3 boyutlu yazıcı teknolojisi dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Tabii ki de karşımızda birçok engel var, dezavantajlar var ve bunların da zamanla aşılacağını bizler düşünüyoruz. Sizler de 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Videonun yorum kısmında neler düşündüğünüzü aktardığınızda sohbet etmeye devam edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Üretmeyi ve düşünmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.